Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Artık günler böyle Recep-i Şerif'e doğru, 3 aylara doğru yaklaşıyor. Bu euzu besmeleler, Allah'a hamd etmeler, salatü selamlar, tevhidler tabii ki artacak. Ama hazırlık işte böyle başlayacak. Bugünlerde başlayacak. Cemaziyel ahir ayları böyle devam ediyor günleri. Ve Recep, Şaban, Ramazan. 3 aylar. Aman aynı canım değil, kesinlikle değil. Allah Resulü dikkat çekti. Bize göre belki Mayıs'tı, Mart'tı, Haziran'dı, Temmuz'du, bu bir güneş takvimimiz var. Ama bir de manevi olarak nasıl bir yapılanmaya girdiğimizi gösteren bir süreç var. Kamer takvim var. O kameri vesaire falan denilirken ay hesabı, fazla da ona kutsiyet izafe etmemek lazım falan dense de size böyle bir girizgahta şöyle başlamış olayım. Kapkaranlık bir gecede hani ilkokulda hoca talebelere sormuş. Güneş mi yararlı, ay mı çocuklar diye. Çocuğun biri el kaldırmış, ay demiş. Sebep? Demiş güneş yani ne yapıyor ki, gündüz çıkıyor. Ama karanlıkta ay çıkıyor demiş. Kendince bir metot bulmuş. Şakayı bir yana bırakalım. Ama şu, karanlık gecemizde dünyadaki ne yaptığımızı bilmeyerek böyle el yordamıyla bir şeyler yapıyoruz ya, bir gün sonrasını, bir saat sonrasını bilmiyoruz. Neler yapıyoruz? 40 yıllık planlar, 10 senelik planlar vesaire, bir bakıyorsun yarın gündem değişmiş. Kapkaranlık, dünya semasında, dünya hayatında ne yapacağımızı bilmediğimiz sırada böyle bir aydınlığıyla bize bir işaret veren bir ay var. Onun sembolizmi, onun böyle manevi dünyamızdaki yerini bir düşünün. Şiirlerde öyle değil midir? Güneş hakkında dünya edebiyatını şöyle bir araştırsanız, 1000 şiir olsun ay ve güneş hakkında. Bu 1000 şiirden 990'ı ay hakkındadır da, ancak geriye kalan 10'u güneş hakkındadır. Halbuki ay nurunu, ışığını güneşten alır. Çünkü ay, ruhun, ruhaniyetin, duyguların kabardığı ana, o vakitlere işaret eder. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Ve hemen işte 3 aylara doğru girerken bu euzu besmelelerin sayısı da artacak, idrakimiz de artacak diye onu düşünmeden edemedim de sizlerle paylaştım. Elhamdülillah. Neyimize hamd ediyoruz ki? Biz kimiz ki? Bildiğimiz, bilemediğimiz bütün nimetlere biz diyelim ki elhamdülillah. Allah Teala'ya hamdü sena olsun. Allah Teala'ya her halimizde hamd olsun, günahlarımıza değil, kabahatlerimize değil, yanlış anlamalarımıza değil. Fakat gene de Allah'ın kulu olduğumuz için Allah'a hamd olsun. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi de üzerinize olsun. Yasin. Yasin-i Şerif'e devam ediyoruz. Değil mi efendim? Peki. İnşallah yani 3 aylar tamam olmadan yani Ramazan'a geldiğimizde, gerçi Ramazan'da da devam etsek olur. Çünkü ne yapıyoruz? İlk defa programı seyredenler olabilir. Huzur vaktini birbirinize haber verip huzur vaktinde buluşalım. Aa, iyi bir slogan. Huzur vaktinde buluşalım diye birbirinizi çağırdığınız, davet ettiğiniz bir programdan dolayı ilk defa programı dinleyen olabilir. Seyreden. Dinlemek tabiri daha çok hoşuma gidiyor benim. Yani aa televizyonda dinlemek dedi ha ha falan demeyin. Çünkü neticede seyrediyorken insan dinleyemiyor bazen. Dinlemek esastır. Kulak, kalp, ruh manaya kesilerek, oraya nüfuz ederek dinlemelidir. Çünkü dinleyen dinlenir. Din anlatıldığında dinleyen kişi din sahibi olur. Dinleyen dinlenir. Neyse uzatmayalım sözü. Biz ne yapıyoruz? İlk defa seyredenler veya eski programlarımızda, sohbetlerimizde bulunanlar iyi biliyorlar ki Yasin-i Şerif'in bir ayeti kerimesini, yani Yasin dedikten sonra bile onlarca meseleyi anlattık. Hayat da böyledir. Bir ayeti işlerken diğer tüm mevzulara girip çıkarak hayatımızda, dinimizde, ahiretimizde, dünyamızla alakalı şeyleri işledik. Şimdi burada
bir acayip bir şey var. Konu değişiyormuş gibi düşünüyoruz ama aslında hep Kur'an-ı Kerim'in konusu aynıdır. Kulluk yapacaksın kardeşim. Tevhid üzere olacaksın kardeşim. Hani konudan konuya geçer Musa'yı, İsa'yı, Adem'i, Zekeriya'yı aleyhisselam. Peygamberleri anlatır. Kavimleri anlatır. Geçmiş kavimleri, Nemrud'u, Firavun'u, Zalim'i, Şakisi. Bunları da anlatır. Ama yine anlatılan esas konu tevhiddir. Evet, Kur'an-ı Kerim'in esas konusu tevhiddir. Tevhid nedir? Allah'ın bir olduğunu bilerek, başka şeylere ayrılmadan, ikilik görmeden yaşamak. Bu kadar. İbadetinde ikilik görmeyeceksin. Dünya ve ahirette ikilik görmeyeceksin. Dünyanın sahibi Allah, ahiretin de sahibi Allah. Dünya ile ahireti birbirinden ayırmayacaksın beraber. Kalp, ruh, akıl, nefis ayrı bir tane. Her biriniz dağılma. Yok, dağılmayacak. Toplayacaksın. Tevhid edeceksin. Nerede toplayacaksın? Kendi kafanla toplarsan senin kafan da bir yerde, aynı yerde durmuyor ki. Allah Teala benim sana ihsan ettiğim o imanla beraber bunları bir yerde topla. Ömrünü böyle geçir. Dağılma, parçalanma. Ne aile olarak, ne toplum olarak, ne vatan olarak, ne akıl, ruh, nefis, sıhhat, sağlık, mal. Ya hocam itabet olsun diye hepsini böyle zikrediyorsun. Hayır değil. Eline bir defter kalem al, bir kağıt kalem al. Akıllı telefonun varsa, çok akıllıysa tut, o kendisi yazsın. Ama henüz o kadar akıllı değilse akıllı telefonla yaz. Beş şeyi unutma. İslam'la alakalı şu beş şeyi niye anlatmıyorlar yahu? Yani şaşırıyor insan he. Ya din adına konuşuluyor. En dindarına sor. Neyle mükellefsin kardeşim de sor birisine. Nispeten bizim buradaki arkadaşlarımız da bu kadar program çekiyorlar. Az çok dini biliyorlar. Yani buradan bile bir eksik cevap çıkabilir. Din dediğin neyi muhafaza için gelmiştir? Sen neyle mükellefsin? Ben neyim mükellef? Vergi mükellefiyim hocam. Ya onu konuşmuyorum. O senin devletinin zaten yaptığın işin bir kolu. Dini açıdan sen neyle mükellefsin? Biliyor musun bunu? Bak bu çok önemli. Din adına ne varsa... Eğer televizyonunu şu anda açmış kardeşlerin varsa lütfen can kulağıyla dinlesinler. Hayatları kurtulur eğer bundan önce bunu duymadılarsa. Bakın din budur. Evet. Bu hiç değişmez bir şeydir. Kur'an. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o Kur'an'ı yaşaması yani sünnet. İcma, kıyas, dini hayatımızla alakalı, insanlığımızla alakalı... İnanç dünyamız bizi neyle mükellef kılıyor? Hocam biliyorum namaz kılmakla. Bak bilmiyorsun işte. Namaz kılmak o mükellefiyet içerisinde sadece bir kalem. Önemli bir kalem. Ayrı. Onu konuşmuyorum. Bak beş şey. Bir. Aklı muhafaza. Yani Müslümanım diyen bir adam şu anlaşmanın altına imza atıyor. Nasıl anlatayım bilemiyorum ki yani. Bir anlaşma Müslüman adeta şunları yapmak üzere gayret edeceğim diye bir imza atıyorsun. Beş madde var burada. Hocam işte iştahımız şartı beş. Bak o değil. O dinin içindeki şart. Senin dünyan da var. Senin malın mülkün yok mu kardeşim? Çoluk çocuğun yok mu? Senin çocuğun yoksa bile sen bir annenin babanın çocuğuysun değil mi? Bak imza attığında beş şey üzerine imza atıyorsun. Bir, aklı muhafaza. Müslümanım diyen kişi o İslam oldum dedikten sonra adeta imzaladığı, onayladığı beş maddenin birisi bu. Aklı muhafaza etmek. Allah Allah ya. Bak Allah'ını seversen. Biliyor muydun? Yani bu kadar dini program falan içerikti, muhteviyattı. Alıyorlar, hocam bizi aydınlatın. Bu kadar bir mevlid cemiyetinde bu kadar gün yapmak, bu kadar mum yakmak, bu kadar yemek vermek var mı hocam dinimizde? Aydınlatın bizi diye programlar yapıyorlar. Veya götürüyorlar bir tuhaf bir video. Hocam ben rüyamda gergedan gördüm, tabirini yapar mısın? Ya Allah'ını seversiniz. Yani tamam insanın hakkına gelir, her şey gelebilir. Hoca diye soruyor ne yapsın? Yok öyle değil.
niyet ettim reytinge diye program olmaz. Bak şimdi soruyorum sana. Sen, senin inandığın dinin, senin mükellef olarak aklı muhafaza etmen gerektiğini biliyor musun? Bak dikkat et. Kur'an-ı Kerim'le bildiğin, Allah Teala'nın dinde bildirdiği hükümlere bak. Kıymetli dostlar. Akla zarar veren şeylerin hepsi haramdır. Akla zarar veren şeyler. Yani bir insanın aklını gideriyor mu bir şey? Bu belki de başka bir ne bileyim falanca bir ürünün, arpanın, belki ıspanağın, sapının yarın bir gün tıp tespit etse, dese ki bunun sapını yemek aklı gideriyor. Müslüman olan kişi bunu duyduğu anda onu terk eder. Daha Kur'an'da bu ıspanağın sapı var mı diye bakmaz. Çünkü Kur'an ve sünnet ona şunu anlatır. Aklını zayi edecek şekilde olmayacaksın. Mesela içki aklın düşmanıdır. Canım akılda, beyinde hücreleri çoğaltsa da zaten... Bak burayı çok dikkatli dinle. Şu anda aportta böyle atlamak için... işte bu da modernist, seküler hocalardan demek için bekleyen... Sözüm ona etrafa takva satan... Din ve şeriatı dillerinden düşürmediği halde birçok şeylerde farklı farklı sahalarda farklı kulvarlarda başka şeyler kovalayan insanlar var. Onlar herhangi bir şeyi öğrenmek, yardımcı olmak, iyi bir şeyler yapıldığında da senin arkandan dua etmek için durmazlar. Her toplumda, her yerde vardır bu. Ama onları da bu sahaya sokmamak için biz de tedbirli olalım. Bak dikkat et. Kur'an-ı Kerim'de içki haram kılınmıştır. Hani doktorlar dedi ki acayip beyin hücrelerini çoğaltıyor. Bak şimdi vahiy haram ettiği bir şeyi zaten ona geleceğim birazdan. O sahada zaten senin bir şey yapmana gerek yok. Yani inanıyorsan onu tutacaksın. Ama böyle bir hüküm olmasa da deseler ki aklı gideriyor. Mesela şu kravatı takmak beyin hücrelerini öldürüyor, insanları geri zekalı yapıyor diye. Hiç inkar edilemez bilimsel şekilde ortaya bir şey konsa, bu senin dininde men edilmemiş bir kıyafet olmuş olsa, sen yine de aklı zarar verdiği için onu yapamazsın. Bak din, aklını muhafaza etmeni öngörüyor. Bununla beraber aklı geliştirmen de öyle. İki, canını muhafaza. Evet, sen isteyerek canına zarar veremezsin. İsteyerek sıhhatini bozacak şekilde vücudunu harcayamaz. Bunun ekstrem dediğimiz en uç noktası ne? İntihar. Canını muhafaza edeceksin. Günahkarım, depresyona girdim, dayanamayacak hale geldim olabilir. Sen buraya kardeşim bir imza attın. Dedin ki, bende elimde imkan olduğu müddetçe ben bu canı zayi etmeyeceğim. Hatta, İnsanlar kendi canlarını muhafaza etsinler diye içlerinden asker seçerler. Görevli seçerler. O asker o canı muhafaza etmek. Yani kendi canına bakacak, iyi savaşayım diye. Hem de başka canlar zarar görmesin diye cephede savaşıyor değil mi? İşte onu şehit diyor. Canını muhafaza etmek için, kendini korumak için salahiyet veriyor din insana. Canını muhafaza edeceksin. Sıhhatine dikkat edeceksin. Üç, dini anlatıyorum. Fatih Hoca'nın sözü diye dinliyorsan eyvah eyvah yandık. Benim değil bu söz. Dinin beş şeyle bizi mükellef kılmasını anlatıyorum. Hepsinde ortak. Gerçi vardır bunu da bozmaya çalışanlar çıkacaktır. Ama bu değişmez. Din budur. Canını muhafaza edeceksin. Başka? Arkadaşlar, neslini muhafaza. Evet, Allah Teala müfsitleri, zalimleri anlatırken ne buyuruyor biliyor musun Kur'an-ı Kerim'de? Onlar o kadar kudurmuş azgınlardır ki, nesillerinizi ve tohumlarınızı bozar. Bak, bak, bak. Daha GDO muhabbetiydi, ürünlerin bozulmasıydı falan. Hiç öyle bir muhabbet, daha belki kaç senelik mesele bu. Onlar sizin nesillerinizi... Soyunuzdan gelen gençlerinizi, çocuklarınızı, aile hayatınızı, yani insani tohumlarınızı ve toprağa atıp yetiştirdiğiniz tohumlarınızı
Hepsini bozmak üzere hareket ederler. Dikkat edin diyor Hazreti Allah. Allah Allah. O yüzden din nesli de muhafaza etmemizi emrediyor. Bir insan çocuğunun terbiyesiyle, eğitimiyle, sıhhatiyle, ona bırakacağı emanetle, toprakla, doğayla, neyse artık o. Bunların hiçbirisini tehlikeye atamaz. Mesela din hiçbir zaman çocukların hakkı olan nafakayı tamamen ellerinden alıp Allah yoluna bile sarf etmeye müsaade etmez. Diyelim ki malını üçe böldü. Üçte bir yani. Üçe böldüğünü düşün. Bu üçte birin bir tanesi çocuğun hakkı. Çocukların, ailenin geçimi için ayırdığın para olmuş olsun. Ya ben çok cömertim, Allah'ımı çok seviyorum. Ben miras hakkımı da, kendi hakkımı da, çocuklarımın hakkında hepsini Allah yoluna veriyorum dediğinde ilk önce bunun karşısında duran nedir biliyor musun? Din. Din, senin çocuklarının malı, o sahip oldukları, ona bakım için efendim onlara ayırdığın malı, dikkat et dikkat, Allah yoluna bile sarf etmek bahanesiyle onların hakkını gasp etmene müsaade etmiyor. Nerede kaldı harama vermek? Nerede kaldı kumara yatırmak? Nerede kaldı bunu başka yerlerle kirletmek? Çünkü neden? Bir daha söylüyorum. Din beş şeyi bize karşımıza çıkartır. Aklını muhafaza edeceksin. Canını muhafaza edeceksin. Neslini, çoluk çocuğunu, zürriyetini muhafaza edeceksin. Eğitiminden mesulsün. Sağlığından mesulsün. Kursağından geçen yiyecekten, onun yaptığı hareketten ve ona bırakacağın topraktan, doğadan, her türlü terbiyeden mesulsün. 3. 4. Malı muhafaza. Malı. Allah Allah. Evet. Malını muhafaza etmek için birisi söyledi. Dedi ki ya Resulallah, evimize bir şey geldi. Benim malımı çalmak için, gasp etmek için birisi geldi. Ben onunla çarpıştığımda durumum nedir? Müdahale edeyim mi? Yoksa ne yapayım? Kaçayım mı? Hayır. Asla kaçma. Hemen ona engellemeye çalış. Malım ama neticede ya Resulallah, dünya malı. Senin üzerine zimmetli mi o mal? Evet. Hatta senin üzerine zimmetli derken ikiye ayrılır bu, biliyorsunuz. Bir senin şahsi malındır. Tamam. Bir de mesela devletin malıdır. Bir kurumda çalışıyorsun, sana emanet etmişlerdir. Senin üzerine zimmetlidir o. O malı muhafaza etmek, başkasına vermemek, kaybetmemek ve çalınmamak üzere onunla mücadele etsen, kendin ölürse şehitsin. Karşıdakini haklarsan gaziyiz. Nasıl oluyor bu? Malı muhafaza da dinin sana verdiği mükellefiyettir. Ve tekrar ediyorum bak şimdi. Dinin ne kadar haram ve helal ölçülerine bakın arkadaşlar. Muhakkak aklı, canı, nesli ve malı zayi eden, zarar veren şeylerin hepsi haramdır. Bunları destekleyen, bunları ön plana çıkartan ve muhafaza eden düşüncelerin, hareketlerin hepsi mübahtır, helaldir, sevaptır, hayır olarak da karşımıza çıkmıştır. Bak bu çok önemli. Beşincisi, dini muhafaza. Canım din Allah'ın din mi? Allah Teala senin dininin bekçisi mi? O dini sana indirdi. O dine sahip çıkmak senin işin. Ezanını bilmek, Kur'an'ını bilmek, o hususta yetişmek, kendini yetiştirmek, dinini muhafaza edeceksin, namazına dikkat edeceksin, abdestin yapabildiğin kadarıyla. Allah Teala, kıymetli kardeşlerim, Allah Teala bize dese ki şöyle layıkıyla bir namaz kılın, herkes en güzel şekilde namaz kılsın, herkes en güzel şekilde ibadet etsin dese, acaba Allah'a nispetle o ibadetleri en iyi yapabilecek kim var? En iyi ibadeti yap. Allah'a nispetle yine tam değildir ki o. Ama Allah çok merhametli. Yani yapabildiğimiz kadarıyla bizi mesul tutuyor. Dini muhafaza edeceksin.
Kur'an'ı kaldırıyorlar, Kur'an'ı öğretmiyorlar, imanı anlatmıyorlar. Olmaz. Sen yaptığın anlaşmada 5 madde var senin. Aklını, canını, malını, neslini muhafaza ettiğin gibi dinini de muhafaza etmek durumundasın. Muhakkak öğrenmek, öğretmek ve o kaybolmasın diye onu savunmak durumundasın. Dinine, vatanına, malına, canına, ırzına, aklına, çoluk çocuğuna, zürriyetine haince bir el uzandığında onu tutmak, ona engel olmak mecburiyetindesin. Çünkü din asla bunların zararını kabul etmez. Yani şöyle bir bakarsan din senin insanlıktan çıkartan her şey için yasak, yapma, haram, uzak dur demiştir. Seni insan yapan her güzellik içinde devam, hayır, hasenat, sevap, cennet diye seni müjdelemiştir. Ve bu nasıl olmuş? İşte Yasin suresinde şimdi oraya geldik. Bak Yasin suresinde konu hep tevhiddir dedik ya, dağılma. Merak etme, Allah dediğinden malından uzaklaşmazsın. Malını daha iyi muhafaza edersin. Allah dediğinde çocuğunu terk etmezsin. Çoluk çocuğuna daha iyi bir miras için çalışırsın. Aklını kaybetmezsin. Allah'ın emrettiği gibi yaşayan bir insan delirir mi ya? Onda delilik varsa kendi kafasına göre dine uyduğu için çıldırmış, delirmiştir o. Yoksa aklını zayi... Bak bir kere bak, namaz, abdest, zekat falan bile hepimiz çoluk çocuk, en tıfılımız bile bilir. Ne lazımdır ilk şart? Akıl ve bali olmak. Akılsız adam din yaşayamaz ki. Deliler mesela, yani delilerken kimse incinmesin. Yani deli olduğunu farz etmiş. Yani bak diyorlar ki tamam, bunun aklı gitmiş. Bundan akli bir şey beklemeyin. Ateşe ağzına atar. Yani böyle bak kezzabı içer. Böyle hiç ne yapacağını anlamaz. Kendine atar da toprak üzerine yatıyorum zaten. Akıl muvazenesi gitmiş. Öyle bir adama hadi bakalım sana miras kaldı, şu zekatını da ver denmez. Akıl bali değil. Hadi bakalım hacca gideceksin artık, bak paran da var denmez. Akıl ve bali olduktan sonra bunlar söylenir. Hadi namaz kıl. Ya olur mu? Deli adama, akılsıza söylenir mi bu? Namaz kılmakla biz ne zaman mükellef oluruz? Akıl ve bali olduktan sonra. Öyle değil mi? İşte burada da kıymetli dostlar, Yasin suresinin 13. ayeti kerimesini ve hatta 14. ayeti kerimesini 13, 14, 15 beraberce verebiliriz. Ben şöyle bir okuyayım estağfirullah. Hızlıca manalarını da vererek siz de lütfen ekranınızdan seyredin. İstirham ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ey Habibim, Resulüm, Nebi-i Zişan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lütfen bunu söyleyiniz. Hocam ben çok dindar değilim. Kardeşim, dindar olsan da olmasan da ümmeti Muhammed'sin. Ağzın aşınmaz. Efendimizin ismi geçtiğinde salatü selam okuyalım. Ayet-i kerimede buyuruyor ki, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا Ey Habibim onlara şunu misal getir. Anlasınlar konuyu. Müminler de anlasın, duymayan kalmasın. Nedir o? اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ Şehir halkından anlat onlara. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Onlara biz elçi göndermiştik. Toparlarsak manayı, şu anda karşınızda yazdığı gibi. Kendilerine elçi gönderdiğimiz şehir halkını onlara anlat ey Habibim Resulüm. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ne olmuştu orada? Devam ediyor ayet-i kerime. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Bak Allah Teala, yani bu teferruat değil. Şimdi sen orada okuyorsundur. Yani teferruat gibi gelebilir sana. Biz onlara iki tane elçi tane denmez, affedersiniz. İnsan için tane kelimesi kullanılmaz. Özür dilerim, yanlış kullandım. İki elçi göndermiştik onlara.
Peki, yalanladılar. Fekezzebuhuma. Bu iki elçi yalanladılar. Yok ya, hani Allah var tamam da Allah'ın sizde ne işi var ya? Siz de bizim gibi insansınız. Ne oluyor yani? Ya işte mucize, işte ayet. Kardeşim sen bırak şimdi. Söylediklerimiz hatalı mı? Bak ayetin üzerinde konuşuyorum. Lütfen ayette kalsın ekranda. Kardeşim anlattığım şeyler kötü mü? İnsanca yaşa diyoruz. Allah'tan başka kulluk yapma diyoruz. Fıtratınla alakalı. Allah'ın elçisiyim ben. Niye konuşuyorsun bunu? Allah'ın elçisiyim. Tırnak içerisinde. Allah'ın elçisi olmasan bile ben sana güzel bir şey söylediğimde senin fıtratın olarak bunu kabul etmen iyi bir şey değil mi? Ben sana diyorum ki al şunu susuzluğun gitsin. Sen Sağlık Bakanlığı'ndan mı geldin? Diyor musun? Su ya su. Fıtratın. Sana demir hindi şerbeti vermiyorum ki. Bilmem neyim şöyle hani bizim böyle hocaların yaptığı terkip gibi 8 tane bir şey atıyorlar, 5 dakika kaynatıyorlar, içiyorlar bitki çayı. Su su. Al kardeşim su. Ne malum sen sağlık bakan, sen suda mı, sucu musun denir mi? Zaten senin fıtratına uygun bir şey. Burada Allah Teala bize bu ibreti anlatıyor aslında. Ya geldiler Allah elçileri bunlar. Dikkat et. Ne anlatıyor bunlar diye dinlemediler. Kafadan bir kere onları yalanladılar. Fekezzebuhuma. Ve iz arselnâ ileyhim usneyni. İkisini gönderdiğimizde o Resullerin iki kişi göndermiştik. Fekezzebuhuma. Yalanladılar. Bak dikkat et. Onları yalanlamakla meşguller. Anlattıkları doğru mu? Doğru. Doğruyu alamayacak noktada oldukları için yalanlayarak kendilerince kendilerini rahatlattılar. Şimdi tuhaf bir detay var burada. Bak devamı şöyle ayetin. Fekezzebuhuma. Feazzezna bisalisin. Fekalu inna ileykum mursalun. İki kişi göndermiştik, yalanladılar. Üçüncüyü de gönderdik diyor Allah Teala. Hocam bunun şeyi ne acaba? Senin için baktım. Bir. Allah ne kadar merhametli. Niçin biliyor musun? Yahu kardeşim Allah senin fıtratına insanca yaşama özelliğini vermiş mi? Vermiş. Bunu daha önceki peygamberlerle duyurmuş mu? Duyurmuş. Bir kişi göndermemiş. İki kişi göndermiş. Üçüncü kişiyi de göndermiş. Bu nedir? Allah Teala en muazzam kudrete sahip olan istediği anda yalanlayan kulunu yerin dibine geçirip anında fişini çekebilecek olan Allah ne kadar merhametle muamele etmiş. Bana buradan ne ders çıkıyor? Bir, Allah çok merhametli. Yalanlayan insanlara bile tekrar tekrar insanlıktan çıkmasın diye elçi gönderiyor. Bir, iki, Allah Teala hiçbir şeyi izah etme mecburiyeti olmadığı halde merhametiyle bir, iki hatta üç kişi gönderiyor tebliğ için. Sana ne çıkıyor buradan? Sen de bir insana doğruyu, iyiliği anlatmak için asla vazgeçme. Senin benim ne kadar hatalarım var? Allah Teala hatadan, eksiklikten münezzeh olduğu halde kendisini anlamayan kullara bak ne kadar şefkatli yaklaşmış. Peygamber gönderiyor. Yalanladılar, peygamber gönderiyor. Yalanladılar, bir daha peygamber. O zaman hemen vazgeçme. Doğruyu anlatmak noktasında mücadeleden, insanlara merhametten vazgeçme. Hemen insanların üzerini çizme. فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ. Onları üçüncü bir kişiyle teyit kıldık. Onlar dediler ki, قَالُ فَقَالُوا İnna ileykum mursalun. Biz size gönderilmiş elçileriz. Bir de burada bir şey daha var. Hani halk arasında bir söz vardır ya. Allah'ın hakkı üçtür falan diye. Yani o çok doğru bir söz değil. Ama doğruluk payı var mı? Var. Araya gitmeden evvel beni dinle. Bak şimdi bayılırsın bu mevzulara zaten. Ayet hadis dinlerken böyle gözler böyle gider. Hikaye anlatınca hemen böyle kulak göz açılır. Allah'ın hakkı üçtür. Hadi bir daha yapalım falan diye. Mahallede biz öyle yapardık. Allah'ın hakkı üç müdür hakikaten?
Şöyle bir kıssa anlatıyorlar. Hazreti Ömer zamanında bir adam hırsızlık suçundan yakalandı. Adam diller döktü. Ya dedi Ömer, 40 yılda bir ilk defa bir hırsızlık yapıyordum, yakalandım ya, bir daha yapmayacağım. Hazreti Ömer dedi ki radıyallahu anh, sen bunu en az 3 kere yapmışsındır. Allah'ın adeti değildir bu. Hemen ilk yaparken adamın bezini, kumaşını ortaya dökmez. Sen en az bunu 3 kere yapmışsındır. He, yakalanmıyorum demişsindir. Şak, şimdi yakalanmışsındır. Bana bunu anlatma dedi. Allah Teala'nın hakkı 3 müdür? Allah Teala bize ne kadar sonsuz hak verir. Neler yaparız? Ne 3'ü? 3 bin, 3 milyon. Yaptığımız günahları, kabahatleri bir düşünelim. Oo, bir sürü. Hemen çarpılıyor muyuz? Sabah namazını kılamadın. Oluyor musun böyle? Yok. Halbuki bak, içtimaya çıkmasan firarını verirler askerde. Hocam ben 18 gün yaptım. İstersen 3 gün yap. Yine de içtimağı var bunun. Bak Allah Teala'ya. Peki bunlar kayıtsız mı zannediyorsun? Evvelki ayette söyledi. Hepsi yazılıyor. Ama iş ki ben bu defteri sana göstermeden önce sen bu defteri oku, düzelt. Hazreti Mevlana'nın söylediği gibi sil, yenisini yaz. Kötüyüm diye bırakma. Yaşıyor musun kardeşim? Yaşıyorsun. Hala iş var sende. 5 dakika sonra ölecek bile olsan, şimdi tövbe ettin, 5 dakika sonra değişir. Sil, hemen yenisini yaz. Allah Teala ikisini yalanladılar. Onları helak ettim diye bekliyorsun ayet-i kerimede. فَاَجْزَزْنَا بِسَالِسِنْ Üçüncüyü de gönderdim. Şereflerinden kaybetmesinler diye. Hem o iki kişinin şerefine, hem de o ümmete merhamet ettiğimden bir daha gönderdim. Ben böyle bir Allah'ım. Peki ne oldu neticede? قَالُوا Dediler ki ukala bir tavırla. مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا Araya gideceğim, dikkatli dinleyin. Ayet yanında yazıyor diye konuşuyorum. قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا Ya siz bizim gibi adamsınız ya. E ne olacaktı? Öyle diyor bir ayet-i kerimede. Melek olsam melek gönderecek. Zaten senin gibi olması için Allah gönderdi. Bu sefer de diyecektin ki, aa tabii sen meleksin. Gel de benim gibi yük taşı. Gel de benim gibi yorul bakayım da göreyim. Bu sefer de öyle diyecektin. Öyle demeyesin diye Allah senin cinsinden olan peygamberi gönderdi. Ama bak ukalalık yaptılar. Yalanlayan kişiler kendilerince bahane bulurlar. Bu ayeti kerime buna da işaret ediyor. قَالُوا مَا أَمْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِسْلُنَا Siz bizim gibi adamsınız. E ne olacaktı? 60 metre boyu mu olacaktı? Evet dedi, zaten sizin gibi olduk. وَمَا Ukalalığa bak. Demek ki ilk önce peygamberi, gelen elçiyi inkar edersin. Seni nereye getirir bu? Ayeti görüyorsun. Allah'ı inkara götürür. Allah'ı inkar beşerden başlar. Şeytan da öyle yapmadı mı? Adem'den başladı inkara. Adem'i tanımadı, Allah'ı da tanıması hale geldi. Burada da öyle diyor. Bizim gibi beşersiniz. Diyorlar ya bizimkiler de bazen. Hazreti Muhammed postacı gibi sarılabilirsin. Geldi, emaneti bıraktı gitti. Bırak artık ya, bırak bırak bırak. O da bizim gibi adam. Diyorlar ya, bak kimin sözüymüş o. Senin gibi seni irşad etmek için beşer olarak geldi ama sen küçük göresin diye ona beşer diyemezsin. Sana o selahiyeti ne Kur'an verdi ne Hazreti Muhammed. İyi dinle. Bitiriyorum. 20 saniye. Dediler ki sizler bizim gibi adamsın. وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْزِبُونَ Yalancısınız siz. Rahman, Allah böyle bir şey indirmedi. Bu ayetler yok. Atıyorsunuz. Kendiniz uydurdunuz dediler. Peki ne oldu? Devamını aradan sonra inşallah işleyelim. Bak ne kadar güzel, görüyor musunuz? Hem Yasin suresini okumuş oluyoruz. Yasin suresinin bir ayeti üzerinde. Yani hocam bir Yasin suresini okumak sevap. Ama bir ayeti öğrenmek için onunla meşgul olduğun her dakika
Sen şu anda eğer yarım saat 40 dakika ne kadar oldu işte huzur vaktinde Yasin-i Şerif'i dinlemek için böyle kulak kesildin bu şekilde duruyorsun. Yasin bitmedi. Sure tamam olmadı. Ya tamam oldu da yani okumadın sen hepsini. Bir ayet üzerinde neyle meşgul oluyorsun? Yasin'le. Ne kadardır? Bu kadar dakika. Allah Teala sana ecir vermiyor mu zannediyorsun? Bir de Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışıyorsun. Bir de ibret almaya çalışıyorsun. Oo, hocayı da idare ediyorsun. Kendini de idare ediyorsun. Allah huzur vaktinde bizi buluştursun. Ayet-i kerimeleri hatırlatması için rica etmiştim bölümün hemen ilk bölümde okuduğumuz ayetleri. Allah Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme onlara peygamber gönderilen şehir halkından misal getir ey Habibim. Onlar demişlerdi ki biz onları o iki kişi göndermiştik. Onları teyit etmek için de bir üçüncü kişi göndermiştik ve demişlerdi ki ya bakın bize Allah gönderdi kardeşim. Şimdi burada bir çentik açacağım ama biraz bende kalman lazım. Hani beni Allah gönderdi. Hocam ama şimdi onlar da haklı olabilir ya. Niçin abi? Ya bize Allah gönderdi bana şu kadar verin. Sen şöyle vereceksin. Sen ailenden bunu ver. Sen parayı ver. Sen... Yok aşağıda söylüyor zaten. Ya biz sizden para mı istiyoruz kardeşim? Yok. Bir ücret istiyor muyuz sizden? Yok. Allah için saygı gösterin. Saygı gösterdiğiniz şeyler de şahsımla mı alakalı? Herkes benim, ben Allah tarafından geldim. Herkes benim elimi öpecek. Herkes eğilecek. Böyle mi diyorum size? Yok. Putlara tapmayın, birbirinize tapmayın. Putlara tapmak, yaz bunu bir kenara. Bunu bir kenara yaz. Putlara tapmak, insana tapmaktır. Yaz bunu bir kenara. Bu çok büyük bir sözdür. Putlara tapmak, insana tapmaktır. Çünkü puttan dolayı statü kazanır. Ve herkesin kendine ait putu vardı. Senin putun benim putum, benim kabilenin putu senin kabilenin putu diyorlardı. Ve o putlar kendi kendine bir şey isteyemediği için putumuz bugün 10 deve istiyor. Putlarımız bugün şu kadar vergi istiyor denildiğinde millet kuzu kuzu giderdi. Put insanın nefsine tapmasıdır. Ve nefsine tapan insanı statüde kabul etmektir. Allah'a tapınmak sadece putları kaldırmaz. İnsanın insana köle olmasını iptal eder. O yüzden senin hakkına şu gelmesin. Biz Allah'ın elçileriyiz denildiğinde paralarına el koymadı. O paralel yapı gibi hareket etmedi bunlar. Biz seçilmiş adamlarız, bilmem neyiz. Bana cukkanı getir, paranı getir. İstemiyor. Ne istiyorsunuz? Ücret istemiyoruz. Ne? Allah deyin, şirk koşmayın. Haramları, helalleri tanıyın. Aman gözünüzü seveyim. Biz de size dua edelim. Bilmediklerinizi size anlatalım. Bu kadar. Bu kadar. Ama bu terbiyesizler dediler ki, yok, siz de bizim gibi beşersiniz. Allah da böyle bir şey indirmedi. Siz böyle bizi mahrum etmek için. Yani biz böyle içmeyelim. Biz böyle kafamıza göre takılmayalım insanlarla. Şununla kanki, bununla bilmem mi olmayalım. Böyle kafamıza göre rahatsız oluyorsunuz herhalde bizden. Yoksa Allah ne karışacak bize dediler. İlk önce adamı, ilk önce o sahanın adamını küçülttüler. O sahanın adamı Allah Teala tarafından gönderilen birisi olduğu için onu küçültmekle beraber ayetin gelişinde o var. Diyor ki, قَالُوا مَا أَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُونَ Sizi kabul etmedik. Arkasından diyor ki, hemen böyle olan tipler Allah'ı da kabul etmez hale gelirler. Vallahi ve billahi sadakallahul azim. Hayatımızda biz bunu görüyoruz ya Rabbi. Hiç inkar edemeyiz. En önce Hazreti Muhammed'i bypass ettiler. Sonra ayetleri inkar ettiler. En önce onu küçülttüler. Sonra senin Kur'an'ına hakaret ettiler. Ne demişlerdi? Bundan bilmem ne zaman evvel. Kitaplar bile yazmışlardı bir yerlerde. Çoluk çocuğa. Tembeleye herkese anlatmışlardı. Öğretmenler yetişmişti. Nerede? Uzak dünyanın ücra bir köşesinde. Ne yapmışlardı onlar? Demişlerdi ki Kur'an Hazreti Muhammed'in sözlerini topladığı kitaptır. Dağın başında mıydı bu insanlar? Hayır. Babaları, dedeleri, dedelerinin dedeleri alim insanlardı. Bunlar yapılmış. Nerede? Şimdi hatırıma gelmiyor ülke.
Arar bulursun sen onu. Ne demek? Peygamberi küçültmek neticede Kur'an'ı da hakaret etmeyi beraberinde getirdi. Dikkat et, bak bu ölçü Yasin'de. Bak bir Yasin konuşuyoruz, neler okuyoruz. Kimlerin ruhuna Yasin'ler okuyacağımızı da anlıyoruz. Dikkat etmek lazım. Peki hemen 16, 17, 18, 19'u beraber verelim. Biraz gitmiş olalım arkadaşlar. Şimdi ne oldu? Bak onlar da diyor ki Allah sizin belanızı versin, çarpılacaksınız, şu olacak demiyorlar. Gelen elçilerin söylediği söze bak. Allah Teala bize nakledi, beyan ediyor. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ Ya Rabbi biz ne yapalım? Biz ne yapalım ya Rabbi? Bunlar bizi inkar ediyor. Bir şey de ver, bir şey istemiyoruz. Sadece seni anlatıyoruz, inkar ediyor. Orada bir muazzam bir ruh halini Allah ezelde öngördüğü ve yarattığı şekliyle oyuncular için adeta senaryo gibi yazmış bunu. Birisi bunu oynayacak. Oynatacağı başrol oyuncularını da seçmiş. Peygamberler. Diğer castingi de talipler oluşturmuş. Peygamber oyuncuları değişmemiş. Musa, İsa, İbrahim, Nuh, Zekeriya, Yahya, Yusuf, Yakup, Nuh, Adem, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen, ben neyi kabul edersek edelim. Aşkımız coşsa da, inkarımız çatlasa da, patlasa da Allah Teala peygamberlerini ve elçilerini sonradan peygamber yapmaz. Ezelden seçer. O yüzden ismen de onlar kayıtlıdır. O peygamberler yalvarıyor. Halk onları dinlemeyince ne diyorlar? Allah sizin versin demiyor. Bakın ne diyor? Kalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum lemurselun. Bir ruh hali var burada. Kavmin bizi tanımadı. Sen gönderdin ya Rabbi. Ya Rabbi sen biliyorsun ki ey Rabbimiz. Sen bizi gönderdin. Senin elçiliğinden başka bir şey de yapmıyoruz. Sen şahitsin değil mi ya Rabbi? Burada bu yakarış var. Ayeti görüyorsunuz değil mi? Dediler ki onlar kalu Rabbuna ya'lemu inna ileykum lemursalun. Sizlere gönderilen elçileriz biz ya. Biz Allah biliyor bunu yani. Siz bilmeseniz de bize Allah biliyor. O bize yeter demeye getiriyorlar. Yani bak yapılacak şeyi takip edin. Bizi Allah biliyor. Siz bilmeseniz de biz size gönderildik. Biz sizin için konuşuyoruz. Şimdi devamına bakalım. Uzatmayalım. وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ve bize düşen şey ne? Bizim üzerimize siz isteseniz de isteyen, sus, konuşma deseniz de, kardeşim, arkadaşlar diyor adeta ümmetine. Ey ümmetim, yahu sizin konuş demenizle, sus demenizle biz hareket edemeyiz ki. Sizin referandumunuzla, sizin seçiminizle hareket eden memur değiliz ki biz. Ya bu din, dinle alakalı senin reyine verilmez ki bu. Benim hocam öyle derdi. 500 kişi olduğunu düşünün bir mecliste. Evet, gündemi açıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam'ı peygamber kabul edenler, etmeyenler reddedilmiştir. Geçer mi bu? Hepiniz birden inkar etseniz de Allah Teala Musa'sını seçmiştir, İsa'sını seçmiştir, Muhammed'ini seçmiştir. Burada da bu anlatılıyor. Ya Allah şahit, Allah biliyor ki biz sizin için seçildik kardeşim. Yani sizin sus demenizle, yalanlamanızla, inkar etmeniz, hakaretlerinizle bir susamayız ki. وَمَا عَلَيْنَا Üzerimize bizim vacip. اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Yani bizim üzerimize yoktur gibi ters oraya girmiyorum. Arapça bilenler şimdi biliyor teknik ne yaptığımı. Biz ancak bu tebliğ vazifesini apaçık size ilan etmek üzere üzerimize sorumluluk Allah tarafından yüklendi. Siz bize bu vazifeyi vermediniz ki. Biz seçimle gelip de size dini anlatmadık ki. Allah seçti. Peki. Şimdi bak terbiyesizliğin başka boyutu.
Estağfirullah. Kalu inna tatayyarna bikum. Allah Allah. Allah Allah. Ya adamların kendileri uğursuz. Ya bir toplum düşünün. Çok çok özür dilerim kardeşlerim, ablalarım, abilerim, küçük kardeşlerim. Özür dilerim. Bir toplum düşünün. O onun ailesine dalıyor, o onun kızını alıyor, o onun bacısını göz dikiyor. O onun tarlasına giriyor. Kuvvetli kimse onu gasp ediyor. Faiz, tefecilik almış yürümüş. Normal işler tukaka deniyor. Ne kadar fal okları, kumar, içki, zina gibi şeyler varsa teşvik ediliyor. Daha da mı içtin? Aferin sana. Bir daha iç. Benim içimde iç. Yoruldun mu? Stresin var. Sana bir şey vereyim mi? İç. Noktasında bir toplum düşün. Zıvanadan çıkmış. Bak. Bu noktadaki toplumdaki adamlar kendilerini düzeltmek için gelen adama ne diyor bak? Kalu inne tatayyerna biküm. Ya siz geldiniz uğursuzluk getirdiniz bize. Allah Allah. Kalu inne tatayyerna biküm. Ya huzurumuz kalmadı ya. Yani sen böyle benim karşımda oturuyorsun. Ben rahat bu günahı işleyemiyorum. Böyle bir uğursuzluk geldi. Yani ben rahatlıkla onun bacısı, bunun ailesi, bunun çoluğu, bunun tembeleği, çocuğu. Herkesle böyle kafama göre takılıyordum. Seni görünce rahatsız olmaya başladım. Bir uğursuzluk getirdin bize diyorlar. Nerede geçiyor bu Yasin suresi? Kalu inna tatayyerna bikum. Sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bak dikkat et. Le illem tentehu lenercumennekum ve leyemessennekum minna azabun elim. Bak. Öyledir zaten bu iş. İnandığı gibi yaşayamayanlar, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Bir daha söyleyeyim. İnandığı, yani inancının gerektiği gibi yaşamayanlar, eninde sonunda yaşadıkları gibi inanırlar. Odur onlar için. Ve terbiyesizliğin boyutuna bakın. Ne diyorlar? Kur'an bize nasıl anlatıyor? Siz uğursuzluk getirdiniz. Şimdi böyle din falan anlatıyorsunuz ya. İyi insan olun, güzel olun, şunu yapmayın. Milletin şöyle şöyle malına düşmanlık etmeyin, çalıp çırpmayın, tefecilik yapmayın. Bunları söylüyorsunuz ya. Bak, dur. Sadece fikir, sadece düşünce suçlusu muamelesi yapmayız size biz. Bu düşünceler çok sakat. Siz böyle bize Allah'ı hatırlatmak falan... Bizim burada bir neşemiz vardı ya. İstediğimiz gibi kuduruyorduk, azıyorduk, sizi gördük. Huzurumuz kaçtı. Ne yaparız size biliyor musunuz? Le illem tentehu lenercumennekum ve leyemessennekum minne azabun elim. Öyle kendi haline bırakalım, biz bu adamları dinlemeyelim falan demeyiz. Sizin iflahınızı keseriz, taşlarız sizi. Parça parça yaparız. Taşlarız demek şu. Geçerken bir taş atarız değil. Dikeriz sizi. Taşlaya öldürürüz. Rejim ederiz. Rejim kelimesiyle geliyor zaten. Le illem tentehu, eğer bu yaptığınız doğruyu anlatma işinizden vazgeçmezseniz. Lenercumennekum, sizi taşlayacağız. Taşlamak biliyorsunuz, ne ya attığın taş bana da geliyor deriz mesela. Burada şu var, affedersiniz. Tefsirlerde bu var. Yani sizi sözle taciz etmekten, hatta canınıza bile kastederek taşla da öldürmekten çekinmeyiz. Bugün var mıdır böyle bir şey? Yok canım hiç. Olur mu? Böyle bir şey var mı? Hakkı söyleyen, doğruyu, güzeli, iyilik olsun diye insanlara hakaret etmeden anlatan insanlara hiç düşmanlık yapılıyor mu bugün? Aa, hiç öyle şey olur mu? Sosyal medyada, bilinen medyada üzerine iftiralar, dedikodular, her türlü hakaretler, bir sürü yakıştırmalar yapılıyor mu hiç? Yok. Olur mu? İşte anlatıyor geçmiş ümmetlerde bunlar olmuş demek. Lenercumenneküm, sizi taşlarız. Ve leyemessenneküm, ve size böyle temas edecek. Canınızı yakarım, dokunur size yani. Yaptığımız iş uzaktan değil. Canınızı yakarım. Bıçağı kemiğinize kadar dayandırırım. Minne azabun elim. Çok böyle. Biz size öyle bir Türkçesi.
Biz size bu işi bırakmazsanız öyle bir cefa, öyle bir işkence yaparız ki siz çekerken, başkaları da bakarken vah 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 bu kadar da olmaz diyecek noktaya gelirler. İnkar etmekle kalmadılar. Tamam ya, siz bildiğiniz gibi yaşayın kardeşim. Halbuki onlar gelip de onların işlerini bozmadı. Tam kumara oynarken eline vurmadı. Başka bir şey yaparken vurmadı. Yapmayın dedi, sadece bu kadar. Yapmayın. Yok dediler. Keyfimizi kaçırdınız. Biz bu kadar mahalle baskısına gelemeyiz. Bu kadar üzerimize çullanmanıza gelemeyiz. Ne yapacağız? Eğer bunu bırakmazsanız sizi taşlarız biz. Sözle öldüre öldüre ibret-i alem olsun diye böyle adi bir suçlu gibi taşlarız. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ اَل۪يمٌ Ya. Ve dediler. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ Uğursuzluk sizinledir ya. Kim diyor bunu? Dikkat edin. Bunu kim diyor? Kendileri gönderilen elçiler diyor ki, kendileri uğursuz dediler ya, sözü iade ediyor. Hani kötü söz sahibinindir. Belki de değil. Bakın, bizim Anadolu irfanında, kıymetli dostlar, bizim Anadolu irfanında birçok kullandığımız tabir aslında hepimizin ailesinde şehit, hepimizin ailesinde iyi kötü hoca, bilgili, ağzı dualı, niyazlı insanlar olduğu için bize böyle bazı atalar sözü, Anadolu irfanı çok yakındır ayetlere, Kur'an'a. Hani ne deriz biz halk arasında? Kötü söz söyledi birisi. Sana böyle söyledi. Aynaya baktı. Kötü söz sahibinindir. İyi söyledi, iyi söz de sahibinindir. Siz çok iyi bir insansınız. Allah estağfurullah sizin güzelliğiniz. Ama tabii biraz bu şey olmaz. Çok kötü bir adamsın. Ya kardeşim öyle görüyorsan yapacak bir şey yok. Gibi o mahalden kötü söz sahibinindir gibi elçilerin konuşmasını bu kadar mukabele ettiler. Vay siz bize bunu yaparsınız ya Allah sizin demedi. Kalu o elçiler dediler ki ta'irukum ma'kum. Yahu sizin bu dediğiniz uğursuzluk var ya sizin üzerinizdedir be kardeşim. Sizden bu uğursuzluk hiç ayrılmıyor ki. Mesela konuşuyorlar şimdi. Yaraları sarmaya çalışıyoruz. Değil mi? Zelzele, deprem. Zangır zangır sallanıyor. Çürük binalar düşüyor. Ay ne oldu, bir uğursuzluk oldu falan. Yok kardeşim. Bu zemin bu kadar kötü bir zemin üzerinde. Hangi hırsta sen 4 kat olacak yeri 6 kat yaptın? O kadar adam buldun, yeğenini buldun, amcasının oğlunu buldun, ona bunu verdin, buna bunu verdin. Yapılmayacak yere derenin yatağına gittin ev yaptın. Ondan sonra sallandığında, hocam zelzele için dua versene. Ne yapacaksın? Okuyayım, sallansak da ölmeyelim. Pah, böyle bir din yok. Böyle bir din vardır da İslam yok. Yani bozuk bir iş yapacaksın, malından çalacaksın, sonradan da üzerine bir tane bir şey koyacaksın, oldu diyeceksin. Binanı güzel yaparsın, duanı okursun. Bilirsin ki işini iyi yaptıktan sonra o duayı okuduğunda artık olmuşsa olmuş, senin tedbir inkar etmiyor demektir. Anlatabildim mi? Yani elinden geleni yaptın. Ayetler kalsın, Yasin suresine dönüyor. Halk arasındaki irfandan bahsederken halkın içerisindeki bazı irfansızlıklardan da konuşmak durumundayız. Sevimsiz gelse de böyle. Evet, Allah Teala bizim rutinimiz bozulduğunda, o yer böyle sallandığında elbette bizim Allah diyerek cuşu huruşa gelmemiz normal bir şey. Zaten bir adam musibette de Allah demiyorsa artık onu kov gitsin yani, yapacak bir şey yok. Yani insan en düşük seviyede imanı olan bir insan bile bir sıkıntı geldiğinde Allah der, demelidir. Ama mesele ondan önce Allah demektir. Ondan önce Allah demenin 2 şekli vardır. 1, Allah'ın beğenmediği bir işi yapmayacaksın. 2, Allah'ın beğendiği, razı olduğu dualarla Allah'a yalvaracaksın, Allah diyeceksin. Ne zaman olacak bu? Musibet gelmeden önce olacak. Tamam mı güzel kardeşlerim? Ben geceliğin
bir şeylerin üzerime basmasından, kalp çarpıntısından, panik ataktan sıkıntılar var. Bunun ilacı vardır. Başka tedavileri vardır. Acayip filmler seyretme. Şimdi sana anlatsam önümde Kur'an-ı Kerim açık, konuşamam ki. Tuvalette fazla oyalanma. Tuvalette bulmaca çözen var ya. Def-i hacet için girilen bir yer. Ondan sonraki gece ben evham yapıyorum. Acayip sanrılar, halüsinasyonlar falan görüyorum. Abi sen tabii ki, sen görmesen kendinden şüpheler. Tuvalette, hamamda yani 6 saat böyle aynaya bakarak. Böyle yapan bir insanı, devamlı böyle diye fotoğraf çeken bir insanın ne kadar normal olabilir ki? O devamlı kendini dinliyor zaten. O evhamlanmayacak, ben mi evhamlanacağım? Kusura bakmayın. Ay ne gudubet be hoca. Bunlara nereden karışıyor demeyin. İnsanlığı birbirimize hatırlatmak için Allah o kadar merhametli ki elçiler göndermiş. İnandıkları gibi, inanmaları gereken gibi yaşamayanlar o kadar zıvanadan çıkmışlar ki peygamberlerini bile öldürmüş. Burada da diyor ki, galu tayirukum makum. Sen zelzelede uğursuzluk arama. Ay böyle bir şey geldi, araba çarpmasın, çocuğum ölmesin diyorsun ama bak yemen, içmen, giyinmen ne aklı, ne nesli, ne nefsi, ne canı. Hiçbirini muhafaza etmeye yönelik değil. Ondan sonra uğur getirsin diye dua öğrenmeye kalkıyorsun. Burada da Yasin suresinde bize diyor ki Hazreti Allah geçmiş ümmetleri anlatırken قَالُوا تَعِرُكُمْ مَعْكُمْ Ya bize uğursuz diyorsunuz. Sizden uğursuzluk hiç ayrılmıyor ki. Efendim keçiyle koyun arkadaşlarmış. Oluyor. Var mıdır? Vardır. Kimler kimlerle arkadaş? Baksana bizim doğamıza. O yüzden tuhaf bir şey değil. Sadi anlatır bunu Bostan ve Gülistan'da. Keçiyle koyun arkadaşlarmış. Bir gün koyun suya gelmişler böyle bir dere. Hop zıplayacak, karşıya geçecek. Bir sıçramış koyun. Kuyruklu. Kuyruklu cins vardır ya koyunun. Kuyruklu olduğu için zıplarken çok affedersiniz arkası açılıvermiş koyunun. Keçi hehehe diye gülmüş. Niye gülüyorsun demiş keçiye koyun. Demiş ki arkan göründü. Koyun da demiş ki ya arkadaş insaf et ya. Şöyle bir dönüp baksana demiş. Senin kuyruk hep havada. İndiği görülmüyor ya. Senin kuyruk hep havada. Ben bir kere öyle güldüm mü sana? Dercesine. Galu tayrukum ma'kum. Ya uğursuzluk dediğiniz şey sizden hiç ayrılmıyor ki. Dinle. Yasin suresinin tefsiri o kadar güzel ki dinle. Allah Teala peygamberini böyle gönderir. Ayna gibi bakarsın. Olmuş olmamış. Düz aynadır. Eğik büyük değildir. Cüce göstermez. Hımbıl göstermez. Neyse onu gösterir. Peygamber budur. Elçi budur. Allah elçisinin özelliği budur. Şimdi ben baktım sana baktım. Sen beni yanlış anladın. Normal. Bizler adi, alelade insanlarız. Peygamberler bozuk olmayan aynadır. Baktılar peygambere ne dediler? Uğursuzsunuz. Heh. Uğursuzluk sizden ayrılmadığı için bizden rahatsız oldunuz. Siz aynaya düşmansınız. Halbuki ayna size gösterdi. Neyi? Kendinizi. Kendinizi gösterdi. O yüzden siz kendinizi düzeltmek yerine aynaları kırmaya çalışıyorsunuz, öyle mi? Lenercümenneküm. Sizi size gösteren aynaları mı taşlıyorsunuz? Onlara mı azap etmeye çalışıyorsunuz? O düşmanlık yaptığınız bilin ki kendinize zarardır. Yoksa biz Allah elçileriyiz. Yaptık yaptık, yapamadığımız kadarıyla, yaptığımız kadarıyla Allah'a boyun bükeceğiz diyerek Yasin suresi bize bir şuuru anlatıyor. Kalu ta'irukum ma'kum eyin zükkirtum. Size öğüt verildi diye mi kötü olduk biz? Ay ne uğursuz. Niye? Tefecilik yapmayın, birbirinizin malını ziyan etmeyin. Kumar oynamayın, emekten çalmayın. İşçinin hakkını şey yapın. Köleniz de, eşiniz de, insanınız da, kadın da, erkek de eşittir dedik. Size böyle putlara tapmayın, insanın şerefine yakışmaz. Neticede bu nefislerinize tapmaktır. Birbirinizi put edinmeyin dedik. Size böyle öğüt verdik diye mi uğursuzuz? Eyin zükkirtüm. Bel entüm kavmun müsrifun. Siz hakikaten aşırıya giden,
zıvanadan çıkmış bir kavimsiniz. Anlaşıldı. Peki niye bunu Allah Teala zikrediyor? Allah Teala yaptıklarımıza kendisi şahittir. Ama insanları da şahit kılacaktır. İşte burada onların yaptıklarına benim elçilerim de şahit oldu buyuruyor Cenab-ı Mevla. Yasin-i Şerif'in ikinci sayfasının tam orta yerine geldik kıymetli dostlar. Bundan sonraki ayetlerde bu insanlar o peygamberleri dinlemediler. Hangi safhalar yaşandı? Allah Teala peygamberleri gönderdiği gibi evliya ile de o peygamberleri teyit etti. Onlara yardım etti mealinde muazzam bir safha başlayacak. İnşallah onu da konuşacağız. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Günahlarımızı hasenata, güzelliğe çevirerek bizleri memnun eyle. Bizim namazımız, ibadetimiz, taatımız, şurada bir Kur'an okumamız bile hatalı, kusurlu, küsurlu. Ya Rabbi biz bize yakışanı yaptık. Biz kul olduğumuz için hatalıyız. Ama sen bize Allah'lığınla muamele eyle. Eksiksiz ikram eyle. Tam ikram eyle. Çoluk çocuğumuzu, ailemizi, sevdiklerimizi, vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, minaremizi, imanımızı, tüm toplumumuzu birlik, beraberlik, saadet içinde mes'ud eyle, salih eyle, dualarımızı kabul eyle, hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda, göçmüşlerimize rahmet, hayırlısıyla kalanlara da selametler ata eyle. Ya Erhamer Rahimin, Recep ayı gelecek. Recep ayı, Şaban ayı gelecek. Oradan Ramazan'a geçeceğiz. Ne olur ya Rabbi şu günler adeten geçirdiğimiz aylar ve günler olmasın. İbadetle seni anlayarak güzel insan olarak yaşadığımız günler olsun. Bu dualarımızı da şu an bizimle amin diyenlerle beraber kabul eyle. Vazife başında olan, hasta olan, huzur evinde bir köşesinde bizi dinliyor olan, benim de derdim var ya, ne olur bunu da zikredin. Çoluğum var, çocuğum var, sıkıntım var diyen kim varsa ya Rabbi şu anda bu günahkar ağza bakmaksızın, ağzı duaya layık kişilerin duasına katarak, ilhak ederek dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi senin bahşettiğin huzurla, senden razı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti olduğumuz şuuruyla yaşamayı ve öylece huzuruna gelmeyi nasip eyle. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha'mı okurum, sizi de Allah'a ısmarlarım. Vesselam.